Evet, BMC Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ethem Sancal soruları soracağız. Bu arada Zafer Arapgirli gazeteci arkadaşımız sosyal medyada şöyle bir yorumda bulunmuş. Ayıptır Didem diyor. CHP'de başkan vekili yayına bağlıyorsun. Ethem Sancal bağıra bağıra onun sözünü kesmesine sesini bile çıkarmıyorsun. Sayın Engin Özkoç tek bir cümle bile kuramadı Sancal'ın bağırışından. Sana bu işi böyle mi öğrettik? Bu nasıl korkudur? Birincisi ben bu işi Zafer Arapgirli sizden öğrenmedim. İkincisi korkmuyorum. Üçüncüsü biz Engin Özkoç'a, Sayın Özkoç'a, Ethem Sancak'la beraber yayın davetinde bulunduk. Sayın Engin Özkoç, Ethem Sancak'la beraber bu yayına katılmak istemeyeceğini söyledi. Ve bütün cevap hakkında kullandı. Siz de televizyonculuk yaptınız. Belki biliyorsunuzdur. Tartışma oldu. Tartışma sırasında bazı sözler yarım kalmış olabilir. Ama ben bu işi Zafer Arapkirli sizden öğrenmedim. Öğrenmek de istemem. Bu ifadelere baktığınızda bunu da belirteyim. Yani gazeteci adam böyle tweet atmaz. Hangi hıncınız var bilmiyorum ama önce bir oturun, külahınıza koyun, düşünün, ondan sonra tweet atın. Tamam? Teşekkürler. Buyurun, soruyu sorun. Evet, güzel. En son bana döneceksin diye Yok, beklerken gidermiştim. Yok, Deniz soracağım. Evet, Deniz Zeyre'ye soracağım. Sinirlenmiş. Kim ya? Sinirlenince bana vermiyor sözü. Ya anladın sana veriyor, farkında mısın? Başkasının hıncını neden ben çıkartıyorum? Ben işi Zafer Arapgirli'den öğrenmedim yani. Ya ben de açıkçası ben Kanal D bir şey haberde çalışırken siz orada yoktunuz. Ben CNN Türk'te çalışırken siz orada yoktunuz. 12 yıldır burada çalışıyorum. Burada da yoktunuz yani. Bir ara çalıştınız ve gittiniz de. Beraber haber sunduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Buyurun. Neyse. Soru sorma sıramı kullanacağım. Buyurun. Şimdi ben çok somut şeyler soracağım. Onun için somut. Çünkü anlamaya çalışıyorum meseleyi. Hala anlamış değiliz. 200 milyona BMC'yi aldınız. 300 milyon da dolar bunlar tabii. Katarlılar geldi yarısını aldılar. Böylece sizin 200 milyon 3'e katlandı. Yani şirketinizin değeri 600 milyon oldu değil mi? 500. Hayır. Siz, 200 artı 300. Hayır, yarısı 300 milyonsa şirket 600 milyon eder. Ama bizim ilk koyduğumuz 200. Tamam da 200'e aldığınız şirketin Katarlılar ortak olduğunda değeri 600 milyona çıktı. Değer 600 milyon dolar değeri oldu. Ona çıkıyor tabii. Yani bu ne kadar zaman geçti arasından? Şimdi zaman takvim söyleyemeyeceğim ama bu... Çünkü bir açıklamanızı okudum 5-6 ay içinde oldu bunların hepsi. Şey, ihaleyi aldıktan sonra bir açıklamanız var. İşte dost ve kardeş ülke Katar'dan yatırımcılar da ilgileniyor bu işle diye. Sonra çok kısa bir süre içinde ortak olunmuştu. Sizin söylediğinizi doğru kabul ediyorum. Satın alırken BMC'yi Katarlıların... Size ortak olacağına dair bir fikriniz yoktu. Biraz önce yaptığınız açıklamalar... Yoktu yani, başta onlar yoktu. Biz beraber bir araya gelip öyle almadık. Bir planlamanız yoktu. Ben bir yerden finansman bulacaktım. Adaylardan birisi de Katar'dı. Tamam. Suudi Arabistan'dı, Almanya'ydı. Hatta daha sonrasında da ben Rheinmetall'le ortak bir şirket kurdum. Tank ihalesine girmek için. Tamam. Sonra girmedim. Sonra Tayyip Bey de %10 düşürünce... Rahim metalcılar dediler ki biz ticaret yapıyoruz. Bu fiyatlarla bu tank çıkmaz, kar edemeyiz. Biz size teknoloji ve know-how verelim. Stratejik partner olalım ama ticari ortaktan çekilelim dediler. Tamam. Biz de olur dedik. Şimdi ben birincisi Rahim metalla bu paraları üreten 100 yıllık Alman devi. Birincisi şunu merak ediyorum. Katarlılar bu kadar kısa süre içinde sizin 200 milyon dolar verdiğiniz şirketin yarısına 300 milyon dolar verirken sizin işte gelecekte savunma sanayinde hükümet hani kamu kurumlarından ciddi ihaleler alacağınızı, işte tank projesine dahil olacağınızı vesaire biliyorlar mıydı? Yani bu ortaklık görüşmelerinde bir perspektif sunmuşsunuzdur kendilerine. Bu planları yani, paylaştınız mı diyorsunuz? Bizim hesabımızda şu vardı. Yani neden size 200 tamamını 200 milyon aldığınız şirketin yarısına 300 yani, milyon verdiler. Siz tank ihalesini garantilemiştiniz de bir değer vardı, ona mı ortak oldular diye soruyorsunuz. Böyle bir şey yoktu. Biz tankın dışında 8x8 hızlı tren şöyle sorayım gibi mi? Projelerimiz vardı. Onları biliyorum. Şöyle sorayım o zaman. Bu Katar şirketi, Katar Army. Siz hani o Çukurova sizin almadan önce TMSF'nin el koyduğu Çukurova'nın BMC'si kendilerine böyle bir ortaklık teklif etseydi kabul eder miydi? Yani onlar, çünkü şimdi o dönem orada çalışanlar şey yapıyor, mesaj atıyorlar bize, diyorlar ki Çukurova'nın BMC'si batırıldı, kamu hiçbir ihaleyi almadı, hiçbir ürettikleri hiçbir şeyi kamuya satamadılar. Bu nedenle elleri kolları bağlandı ve battılar.
Batınca da Ethem Bey satın aldı ve satışlarının önemli bir kısmını da kamuya yaparak şirketi cazip hale getirdi. Böyle bir eleştiri var. Denizciğim, o Çukurova'nın aslında batışı tabii 2002 öncesi. Bu bir gerçek değil çünkü ben TMSF ihalesine katıldığım zaman Çukurova ondan 2-3 yıl önce diğer şirketlerinden dolayı el konulmuştu. BMC'den dolayı değil. Çok kötü durumdaydı yani. Diğer şirketleri batırdığı için. Ben BMC'den bahsediyorum. BMC onun tamamlayıcı gücü olarak atıl hale gelmişti zaten. Yani 2-3 yıl çalışamadı. Ve TMSF ile anlaşma yaptı Çukurova. Devretti TMSF'ye bir bedel karşılığı. Ondan sonra TMSF bunu ihaleye çıkardı. Ayrıca daha TMSF'deyken bile şirket Ordu kirpi siparişlerini vermişti. İlk haliyle kirpi bir lojistik araçtı. Aktif bir saldırı silahı yoktu bu şeyde. Sadece taşıyordu. Koruma şeyleri vardı ve İsrail patentiyle yapıyorlardı. Şimdi olayı bizim almamız da şöyle oldu İsrail'den. TMSF ben bu şirketi satacağım dedi. İsraillerin bunlarda kirpilerle ilgili 12 milyon euro alacakları vardı. Ben Şakir Gül'e dedim ki TMSF Başkanı'na Allah razı olsun çünkü o dönüşümde büyük katkıları oldu. Dedim ki bence dedim sen bu İsraillere de ki biz zaten burası dağılacak. Otobüs ve şeye dönecek kamyona. Sizin alacaklarınızı ödeyelim. Hatta iki kat ödeyelim. Patent haklarını da bize devredin. İsrailli zaten bundan sonra bu fabrika kirpi yapmayacak diye paraya kanarak İsrailli'yi bir de kandırdınız yani. Yani biz Sirtliyiz. TMSF 24 milyon euro para ödeyerek İsraillerden patent haklarını da aldı. Size satmadan önce yani. Tabii daha onlardayken. O pazarlık aşamasında. Çünkü kirpi kıymetli bir üründü. Kendine özgü bir imalat sistemi vardı. İsrail'de bile yeniydi bu. Ve kuş kafesi şeyi dağıtıyor patlamayı. Ve bu patent onlardaydı. Dolayısıyla içeridekilere bir şey olmuyor. Yani 7 metre fırlıyor kapsül. Ama içeridekine bir şey olmuyor. Basıncı yayıyor. Mete Bey bilir. Çok kıymetli bir üründü bu. Ve zaten Ordu da kirpi siparişlerini veriyordu BBC'ye. Ordu kimin elinde olduğuna bakmadan ta daha Çukurova'nın elindeyken verdiği teklifleri bakın mesela ben size söyleyeyim. Çukurova'nın elindeyken BMC bu tank prototip ihalesi var ya yapıldı. Biz o zaman yoktuk. 2007'de mi 2008'de mi tarih orada yazıyor. 2006'da başlamış. 2006'da ilk sözleşmeyi imzalamışlar. Aslında Ordu BMC'yi de davet etti. Tank yapma işine. Sonra şöyle bir ortam doğdu. İddialı firmalar yani FNSS, BMC, Koç beraber yapsınlar bu işi. Büyük bir iş. Fakat Koç o diğerlerini kabul etmedi. Devre dışı bıraktı ve prototip ihalesi kendisi aldı. BMC ön hazırlıkta teklif bile vermişti Kara Mehmetler'deyken. Fakat hem TMSF hem ekarte edildi FNSS hem ekarte edildi BMC. Koç ben tek başıma yaparım dedi. Onları istemiyorum dedi. Şimdi Korelilerle işbirliği yaptı. Gelelim bununla ilgili yani, soruya. O soruyu da sorun diğerlerine geçin. Biz aldığımız zaman BMC'yi devletten kaynaklanan bir atalet içinde değildi. Batmıştı zaten. Ve iki yıl boyunca işçiler sendikaların etrafında sürekli nümayiş yapıyorlardı ve çözüm üretilemiyordu BMC'ye. Şimdi esas sorularıma o gelelim. O soruyu evet. Sorular derken? Yok bu konuyla tamam, ilgili. Tamam soru. Şimdi bu kiraladığınız mülkün değerini kaç lira olarak görüyorsun? Nerenin? Arifiye'deki tank palet. Ya şimdi şöyle Denizciğim, şimdi demin Sayın Vekil de böyle hamasi rakamlar verdi. Şimdi biliyorsunuz 20 milyar dolar diyor. Evet. Şimdi bakın 60 yıl ya neredeyse 50 yıllık bir yer orası. Bazı tezgahlar var. Ekonomik ömrünü bitirmiş. Biliyorsun muhasebe değerleme sisteminde 20 yılı geçtiği zaman ömür sıfır değere düşüyor. Sıfır değere düşmüş onlarca tezgah kaça var. Kaça satardınız? Şimdi bakın biz bir değerleme yaptık. Emanet aldığımız bu malın değeri nedir diye. Bizim arkadaşların çıkarttığı değer
500-600 milyonlar bir değer var. Arsa değeri dışında. Bir arsası dolar var. Mı TL mi? Arsa şimdi... Yok arsa hariç 500 zaman, milyon 500, dolar mı? Milyon, ne zaman? Ya dolar, ne zaman yaptınız? Daha yeni biz alırken bizimkiler... Deniz yani protokol yaptığınız zaman mı asfalttan? Protokol yapma aşamasında bir değerleme yaptık. Niye biz. Soruyorum biliyor musunuz? Şimdi zaten Savunma Bakanı, Bakanımız talimat vermiş. Demiş ki bu CHP'liler 20 milyar dolar, 20 milyar dolar diyorlar. Bir değerleme yapın. Yani bir ay içinde onun gerçek değerlemesi çıkacak zaten. O oradaki Savunma Bakanlığı'na ait demirbaşların bugün reel değeri nedir diye bir objektif değerleme yapılacak. Değerleme şirketlerine. Ve bu çıkacak. Ama benim gözümde, ben bir işletmeciyim, bana sorarsanız orada taş çatlasa demoda olmayan ürünlerin toplamı şu anda değer olarak 100-200 milyon doları geçmez. Diğerlerinin hurda değeri var. Yani mesela şimdi bir optik bölümü var orada. Optik bölümü 50 yıl önce kurulmuş. Ama şu anda modernizasyonda kullanılıyor. Hayır ya öyle bir modernizasyon yok. Olur ben size daha önce deyim. Açın T2. Bakın Savunma Bakanlığı'ndan izin alalım. İzni o veriyor diye. Beraber gidelim dört gazeteci. O zaman Savunma Bakanlığı bize bugüne kadar hep yalan söylemiş. Google'a yazın. Siz satın almadan öncesi için söylüyorum. Ya da kiralamadan. Google'a yazın. Arifiye'de neler yapılıyor diye. Bu ya yapılanları ben size söyleyeyim. Ben bunları şey yapmıyorum bakın. Yapılan şey şu. Tankın paleti yapılıyor. Hatta prototipin paleti de orada yapılıyor. Farların modernizasyonu orada çelik, yapılmıyor mu? Bakın sırayla gidiyorum. Çelik alıyorsunuz. Zırh çeliği. Tamam. Palet yapıyorsunuz. Yakın zamana kadar zırh çeliği temin etmekte bir zorluk çekmiyorduk. Aslında ben 3-4 yıl önce gittim bakanlığa dedim ki bakın çok ciddi bir milli bağımsızlık sorunumuz zırh çeliğidir. Türkiye'de güya büyük bir çelik endüstrisi var. Amerika ihracat yapıyor fakat hepsi hurdadan yapıldığı için zırh çeliği olarak kullanılamıyor. Türkiye'de zırh çeliği yok. Cevherler yapılması lazım çünkü. Tomalar kurşun geçirmiş ve galiba. Biz bu zırh çeliklerini Finlandiya'dan, İzbeş'ten falan filan alıyoruz. Hatta geçen gün onlar da bize ambargo konulurken çıktılar ya zıp çıktı gibi filan. Biz de ambargo koyduk dediler bu şey hareketi başlayınca. Barış Pınarı. Şu anda Türkiye zırh çeliği bile temin edemiyor. Dolayısıyla palet de isteseniz yapamazsınız. Yalnız devletin taziyiyle Erdemir yakın zamanda, biz 5 yıldır söylememize rağmen yakın zamanda bir Avrupa şirketini satın aldı. Zırh çeliği üretme kabiliyeti olan bir şirketi satın aldı Avrupa'da. Ve millileştirdi. Ve biz bundan sonra zırh çeliğini bir ambargo ile karşılaşmadan oradan alacağız. Ama şu anda palet de isteseniz yapamazsınız. Yok çünkü. Ben şunu soracağım size. İkincisi, bak paletin dışında ne yapılıyor? Klasik tankların optik arızalarını tamir ediyorlar. Ama modern tanklarda o klasik şeyler yok artık. Optikler yok. Modern tanklar. Leopard tanklarını çünkü modernleştiriyorsunuz. Orada çok ciddi ustalar var. Çok ciddi tecrübeli ustalar var. Bunların becerisi nedir? Tank motorunu söküp tamir etmek, bakımını yap, bir yeniden takmak ayrı bir maharettir. Herhangi bir kamyon tankı gibi değil. Orada çok yetişmiş bunları bile hem Kayseri'de hem orada çok yetkin personel yani var. Know-how'u da kiraladınız aynı zamanda. Şunu söylemek yani istiyorum. Yani biz sonra soru olsun. Siz dedik ki bu insanlar kıymetlidir, bu emekçiler. Becerileri var. Tankı parçalayabiliyorlar ve yeniden bir araya getirebiliyorlar ve tamir edebiliyorlar. Biz bunlar sizin kadronuzda kalsın. Ayda bir neyse size maliyetlerini bize fatura edin. Bunları yerinden etmeyin, kalsınlar. Hatta bazıları ideolojik olarak bize karşıydı. Biz gittik ikna ettik. Dedik ki ya kalın. Çünkü bazıları tayin istedi. Dedik yalvardık onlara. Yani mobbing yapmayı bırak bir kenara. Biz bize ters bakan oradaki emekçi ustaları da ikna etmek için ter döktük. Önemli bir kısmı da ikna ettik. Bunlar detay. Ben daha somut şeyler soracağım. Üçüncüsü ne yapılıyor orada? Bize soracak mıyız? Tabii soracaksınız canım. Fırtına soracak. Topları yapılıyor. Şimdi sosyal medyada da çok fırtına topları yapılıyor. Fırtına toplarının kulesini ve diğerlerini Aselsan yapıyor. Gelişmiş. Fakat motoru Alman motoru. Evet. Ve 40, üretilen 40-50 tane fırtına obüsü Alman. Ama şu anda bir iki tane stoklanmış yedek motordan başka fabrikada motor yok. Ve Almanlar vermiyorlar motoru. Asıl sorun şey değil mi? Yani devlet burayı nasıl denetleyecek?
ve BMC'ye ya da Katar ortaklığı hedefleri yerine getirebilecek. Ayrıca bütün bunlar varsa Deliciğim bunlar varsa fark edelim ki 20 milyar dolarlık bir fabrika. Ya zaten devletin bizi almak istiyor. Gereken bir dakika. Orada yerinde duruyor. Hedefler yerine getirebilecek. Kendi aranızda tartışmayın da. Mete Yarar asıl soruyu sormuştu. Yanlış bir yerden doğru gidiyorsunuz tartışmayı. Neyse bırak müdahale etmeyin. Mete Yarar aslında en sorulması gereken soruyu en başta sormuştu. Ben de oraya bağlayacağım. Tabii buyurun. Toparlayın ki diğer konuklarım da sana sorulmuyor. Ankara'da Aile Bakanlığı'nın olduğu bir bina var, kiralık. Evet. O binaya yılda 12 milyon lira kira ödüyorlar. Evet. Bir tane bina. Şimdi siz bir tank fabrikasını kiralıyorsunuz. 25 yıllığına kiralıyorsunuz. Evet. Ve asgari 50 milyon dolar yatırım yapacağım diyorsunuz. Yani o binayı düşünürsek işte kırılan, dökülen vesaire tesisatını vesaire de yaptıracağım diyorsunuz. Sonra da işte 200 milyon dolara varacak kadar şey yapıp 25 yıl sonra binayı size sözleşmenizde biz bu binaya şu kadar kira vereceğiz diye bir madde var mı? Yani siz bu binayı kullanırken devlet buradan ne kazanacak? Şimdi burada 250 üretim hedefleri dediğim o işte zaten. 250 tank istiyor, bilgiyi alsın. 250 tank üreteceksiniz. Soru o zaten. Devletin fabrikasında devlete kira ödemeyerek, onu anlıyorum, sadece yatırım yapacaksınız. Devlete kira ödemeyerek ürettiğiniz 250 tankı devlete satacaksınız. Devletimizin bundan kazancı ne olacak? Yani ben bunu çok merak ediyorum. Sorun net. Kazancı çok önemli olacak. Bir soru. Buyurun. Biz şimdi burayı sadece palet ve tamir bakım yapan bir fabrika olmaktan çıkartıp bütün yatırımları yaparak A'dan Z'ye tank yapabilen bir kabiliyete çıkartacağız ve bütün yatırımları biz yapacağız. Bunu devlet yapamaz mıydı? Ya devlet yapma gereği duymadı. Bizi buldu. Siz zaten ihtiyacen bunu yapacaksınız. 40 tankı burada yapacaksınız. Ha bunu yaparken bana bu işi becerebilecek bir mükemmel fabrika olarak yapın ve devredin. 25 yılda kaç tank yapıp satmayı düşünüyorsunuz? Şimdi tank pazarını Mete Bey benden iyi bilir. Hayır bir ya şu anda bin hedefi var. Şu anda bölgede potansiyel ihtiyaç 3000 tank gibi gözüküyor. Ama ilk elde elle tutulabilecek, satabileceğimiz tank sayısı bizim planımıza göre 1000 civarında. Peki, 11 milyon. Bunun 500'ünü devlet alacak. Aynen o konuyla. Devlet 500'ünü alacak mı? Hı? Parasını ödeyerek alacak. Ya biz bir kar koyacağız, vereceğiz onlara. Evet. 15 milyon alacak. Devletin karı ne olacak efendim burada? Devletin karı tankın sahibi zaten. Tank. Onun yani tankını yapacağız. Kendisi yapsa daha karlı olmaz mı? Ya kendisi uğraşmak istemiyor kardeşim. Devlet diyor ki ben senin gibi birini bulmuşum. Peki bir soru seni daha. Kullanacağım. Bir soru ben daha. Sana %10 kar vereceğim. Sen bunu benim adıma yap. Devlet belki kendisi bu produktiviteye yapamıyor. Bak, Deniz Bey bu biraz sonra. Produktiviteyi de yapamıyor. Konuyla ilgili. Onu bakanlığa soracaksınız. Son soru. Efendim Bey bir son bir soru daha alıyorum Deniz Bey'den. İkincisi. Yani bu bir tank fabrikasını mükemmel hale getirip onların mülkiyetinde olacak bu. İkincisi. Şimdi devlet bana burayı sana veriyorum ben çekip gidiyorum bana kira ver demiyor. Böyle dese kira koyacak. Ben içindeyim diyor bunu. Benimle beraber yapacaksın diyor. Benimle beraber yapacağım bir şeye niye ayrıyete kira vereyim? O da benimle kullanacak. Benim ona taahhüdüm şu. Ben senin ama bedava vermeyeceksin. Bak ben senin işçilerin parasını ödeyeceğim. Satın alacağım. Senin işçilerin ben bunların emeğini satın alacağım. Milli motoru burada yapacağım. O milli motoru da ben gittiğim zaman gene senin olacak. Karasu fabrikası bitince Arifiye'de kalacak mısınız peki? Şimdi inşaatı devam ediyor dediniz. Şimdi Karasu fabrikası bittiği zaman Karasu'da farklı seçeneklerimiz var. Bugün işte hızlı tren var. Buna benzer bazı söylemek istemediğimiz hedeflerimiz var. Arifiye'de kalacak mısınız, kalmayacak mısınız? O gün bakacağız, oturacağız. Fabrikamız bittiği zaman bakanlıkla oturup konuşacağız. Diyeceğiz ki biz kendimize de göre bir hesap yapacağız. Burada mı kalalım? Sizi bırakıp gidelim mi? O gün vereceğimiz bir karar. Peki tamam. Mete Bey sorusu. Bugünden buna konuşacağız değil ki. Evet, buyurun, şimdi siyasetçilerin de toplumun da genel ekseriyatı sizin Altay tankını nasıl aldığınızla çok fazla ilgilenmiyor. Orası çok fazla sorun teşkil etmiyor. Çünkü sonuçta bir ihaleye girmişsiniz. Buradaki sorun dikkat farkındaysanız tank falet fabrikası diye tartışıyoruz. Hiç Altay tankı diye tartışmadık da. Yanlış mı söylüyorum?
Şimdi ben de bu soruyu soracaktım. Yani size geleceğim zaten. Biz Altay Tank'ın konuşmadık. Evet. Sonuçta ihaleye gidiniz, fiyatınızı verdiniz, fiyatınızı aldınız, başladınız iş. Hiç sorun yok. Yani benim için sorun yok. Bunu FMC Nurols alsaydı ortağı İngiliz olacaktı. Evet. Ki bugüne kadar çok başarılı bir şirket. Türkiye'ye büyük katkısı var. Tabii. Ve demin hani senin sorduğun soru açısından söylüyorum. Bu şirket Türkiye'deki birçok zırhlı aracı üretebiliyor. Tabii. Yani ilk defa mı bu modeli yapıyor? Hayır. Yani Türkiye Altay Tankı'ndan çok daha belki kolay üretebileceklerini bile bu şirketler üzerinden satın alıyor. Yaptı. Evet. Yani bunu iki tane büyük tank fabrikası varken de yapmadı, tercih etmedi. Ama bunu yaptı. Serbest piyasa ekonomisinin olduğu bir ülkede rekabet diye bir şey var. Kamudan bu kadar faydalanan oraya geleceğim şimdi. Varken... Bak onu oraya geleceğim. Buradaki mevzunun tartışıldığı yer, bakın yine aynı şeyi söylüyorum. Demin sorduğum soru da oydu. Sizi bu kadar zorlayan, bu kadar siyasi bir tartışma içine sokan bir konuda niye itiraz hakkınızı kullanmadınız? Ben hep aileye geleceğim. Hangisini? Bakın şöyle. Bu şirket, yani buradaki şey inanılmaz bir, Türkiye'nin tank konusunda bir şeyi yok. Know-how'u yok. Doğru mu? Evet. Çünkü bugüne kadar bir defa sıfır tank almışız, daha sonra aldığımız bütün tanklar... ikinci el diyebileceğimiz tanklar veya hibe tanklar. Bu hibe tankları da modernize ediliyoruz. Türkiye'nin şu andaki envanterindeki en önemli know-how'u modernize etmek. Ama bu tekniği bilen bir tek kim var? Ana tamir fabrikaları var. Yani parasal değeri olarak ölçemeyeceğimiz kadar işçinin bir bilgisi var. O hani ünlü fıkra var ya, evet. O çakmanın bedeli o 25 yılda yatıyor. Evet. Bu şirketin de 25 yılda yatıyor. Siz de aslında bu şirketi çok başarılı gördüğünüz için aslında bu şirketle çalışmanın 18 aylıkta sürede şirketin tank üretebileceğini düşünüyorsunuz. Tabii. Aslında siz de burayı boş görmüyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii yok orada. Ha, onu söylüyorum. Var. Ben burası boş yani bir yer değil. Biz Sakarya'da yapsak 50 ayda yapacağımız işi burada belki 20 ayda yapacağız. Ha, onu söylüyorum. Tabii. Burada çok önemli mühendisler var. Çok önemli şeyler var ve çok da önemli bir seri üretim bandı var. Doğru. Ha. Bunu koyalım. Burası boş bir fabrika değil. Değil. Hayır. Demedim ki zaten. Çünkü şöyle bir noktaya geliniyor. Boş araziyi ben niye alayım ki? Hayır, boş fabrika değil dedim, şu anlamda söylemiyorum. Yani burası aslında atıl, üretemeyen bir fabrika değil. Tam tersine üretiyor ama belli bir yere kadar üretebiliyor. Da aynı yerdeyiz. Bir de ambargolardan dolayı. Anladım. Yani o siyasi yani, bir şey o. Bir, iki. Ambargo görmese o bir şey üretecek. Buradaki itirazınız niye şu olmadı? Deseydiniz ki ya kardeşim beni bu işlere bulaştırmayın. İş adamısınız çünkü akıllısınız. Ne koyacağınızı, siyaseten de ne başınıza geleceğini biliyorsunuz. Ya kardeşim beni buraya bulaştırmayın. Daha önce yaptığınız örnekler var. Tersaneleri diğer şirketlere işbirliği anlaşmasıyla imzalamıştınız, açmıştınız. Diğer fabrikaları da açmıştınız. Gelin burada işbirliği anlaşması imzalayın, bana devretmeyin. Sonuçta bu alet sizin aletiniz. Yani şey olarak tank sizin tankınız. Ben ihaleyi ana yükleyici olarak aldım. Gelin beraber üretelim. Ama sen buraya... fark eder ki. Mete Bey, bak zaten... şöyle fark eder. Mete Bey şimdi zaten yaptığımız şey. Bakın, hayır bak şimdi bak zaten. Ne kavgalar çıkacağını şimdi hayır, söyleyeceğim. Hayır satın almadım 25 yıldır. Hayır bak hani, ama bak şöyle bir şey var. Ha 1 tank için yapmış. Ha 25 yıl boyunca üretici ya 1000 tank için. Bak şimdi olay oraya gitmiyor ama bak. Söyleyeceğim şunu söylemeye çalışıyorum. Bir fark yok ki. Benim açımdan fark olup olmaması önemli değil. Tartışılan konunun içerisindeki bazı konular gerçekten karışık. Hala Savunma Bakanı tek söz sahibi. Hayır o konu değil bak. Örnek vereyim sana. İki tane temel soru soracağım. Burası fırtın obüslerinin şeyini yapıyor değil mi? Üretimini yapıyor. Tabii. Normalde önümüzdeki dönemde motor geldiğinde fırtın obüsleri üretilmeye başlanacak. Zaten motoru yapacağız. Ha, yani fırtın obüslerini burası üretecek. Tabii. Daha önce burası ana tamir fabrikası iken devlet üretip kendisi alıyordu. Yani know-how'u da var. Burada teknolojisi de var. Altyapısı da var. Normalde sizin aldığınız şirket ihalesi Altay Tankı'ydı. Evet. Nasıl bir anda siz aynı zamanda fırtına obüslerinin de ihalesini almış bir pozisyona geçiyorsunuz. Mesela onun ihalesini ben alsam. Bakın şimdi bak bunu neye atmaya çalışıyorum. Bakın bunu sizin aleyhinize olmak için söylemiyorum. Bu sizin önünüze gelecek. Ve bu tartışma denecek ki o zaman kardeşim zaten devletin ürettiği bir şeyi ihalesiz başka bir şirkete nasıl devredersiniz? İki. Zaten şu buna bir yanıt soruyor. Versin. Hayır ben de soruyorum işte ben. Mete Yarar evet. Bir buna yanıt versin. Hayır ama tam bununla beraber. İkisi birleşik olacak. Tamam, İki. Tamam Sayın Sancak alalım ikinci soruyu. Bakın
iyi niyetli konuşuyor. Ben hiçbir zaman karşındaki tam insanları art niyetli, hayır, art niyetli görmediğim için. Ya ama şunu da belirteyim, art niyetli yani şu az önce de saldırıyor işte Mete dediniz. Bey. Gazeteci saldırmıyor, soru soruyor. Mete Bey. Ben de kötü bir şey söylemiyorum. Gazeteci art niyetli soru soruyor. Hayır, ben yani karşındaki art niyetli olarak görmem. Ha, okay. Yani o başka bir şey. İyi yani bir şey yapmaya çalışıyor. Ama iyi yapmaya çalıştığı şeylerde iki tane boşluk var. Eleştiren soru sorar herkes. İki tane boşluk var. İkinci boşluğu da söyleyeyim size. Ben zaten fabrikamda şeylerin bakımını yapıyordum. Leopard tanklarının bakımını yapıyordum. Buranın kendisiyle ilgili yapması gereken faaliyetleri de yürütüyordum. Şimdi oraya geldiğinde devlet kendi fabrikasında yaptığı işleri size yaptıracak. Ve siz aslında ona bir fatura keseceksiniz. Hayır, tank bak şöyle söyleyeyim sana. Şu anda tank modernizasyon işini geçen hafta Savunma Sanayi Başkanlığı ihaleye açtı.